siyah sarımsak. Gördünüz mü hiç? Sorduk size ve sonra da siyah sarımsakla ilk defa görenlerin nasıl? Önce haberimi okuyayım. Peki önce haberi okuyayım. Dur, siyah sarımsağımı bulayım önce. Şimdi faydası saymakla bitmiyor. Bu yüzden önemli ve değerli bizce. Bu besinlerde müthiş faydalar var. Siyah sarımsak aslında bildiğimiz sarımsaktan farklı değil. Normal sarımsak bir ay boyunca belirli nem ve ısı altında tutularak kontrollü bir şekilde kurutuluyor. Bu fermentasyon sonrasında beyaz olan sarımsağın dişleri siyaha dönüyor. Şu görmüş olduğunuz siyah sarımsak benim de burada. Nerede şimdi gördüydüm? Ay, siyaha benzeyen bir sarımsağım vardı burada. Az evvel boyadığımız mı Zahide Hanım? Bak ya. Yok, ben görmedim gitmiş burada sarımsak. Peki, özellikle Asya mutfağında sık sık kullanılan siyah sarımsak çok faydalı olması sebebiyle Avrupa'da da tercih edilir. Siyah sarımsak kurutulmuş meyve tadına sahiptir. Daha şekerli ve tütsülenmiş bir tadı vardır. Beyaz sarımsağın aksine ağız kokusuna da neden olmaz. Kansere karşı daha etkilidir diyor ki, bunu asıl sormak istiyorum hocama. Fermentasyon sonucu kanserle savaşan özellikleri yoğunlaştırılmıştır. Kolesterolü düşüren bir madde içerir ve bu maddenin seviyesi normal sarımsağa göre çok daha fazladır diyor. Bir izleyicimize dönelim, bir soralım. Görüyor musun, nerede? Ay, önümde duruyor ayol. Bu mu siyah sarımsak? Evet hocam, bir de boyadı falan diyorsunuz. Boyadık mı biz bunu, yok canım? Vallahi griye benziyor. Aşk olsun. Boşanmış hocam, zaten dur, efendim. Hocam dur, gösterelim şöyle. Ama işte siyah sarımsak bu. Bak, biz de ilk defa görüyoruz. Vallahi ilk defa gördüğümüz kesin. Ama normalde siz bunu getirseydik siyah sarımsak diye kullanır ya, mıydınız? Ya bu biraz şey olmuş ama. Bu biraz geçmiş gibi efendim. Geçmiş. Uçmuş gibi duruyor. Ama şeyi böyle. Niye biz bunu, çünkü dışarı çıkarttık, gezdirdik, herkese sorduk. Bana gelene kadar zamanı geçmiş olabilir. Peki sorduk size, bakın neler söylediniz. Buyurun, sonra hocamdan gerçekten ne kadar faydalı onu öğreneceğim. Buyurun. Efendim, sarımsak tüketiyor muyuz öncelikle? Tabii ki. Anane olarak atalarımızdan gördüğümüz yapılan bazı yemeklerde yoğurdun içerisine sarımsak koyarak veya kızartmaların içerisine sarımsak koyarak yiyoruz. Beyaz sarımsak kullanıyoruz. Peki, hiç siyah sarımsak gördünüz mü? Ben siyah sarımsak görmedim ama şu dışındaki kabuklara baktığınız zaman sarımsak olduğu belli. Çok faydalı bir şey. Mutlaka herkesin, hatta çiğ çiğ yutması bile lazım yani. Peki siyah sarımsak çiğ çiğ yutabilir miyiz? Hiç denemedim, görmedim yani. Ona mutlaka ki sarımsak olduğuna inandıktan sonra tabii ki yutulur. Nasıl tadı? Diğer beyaz sarımsak gibi mi, farklı mı? Yok, değil, farklı. Limon su bir şey var, tadı var yani. İçinde sanki bir limon varmış gibi bir tadı var. Çürümüş bir sarımsak. Nereden anladınız çürüdüğünü? İçinden yani, renginden, evet. Yani organik değil. Çok soğuk yemiş yani, kötü koşullarda yetişmiş bir sarımsak. Yanmış, közlenmiş sarımsak gibi duruyor. Böyle bir şey ilk defa gördüm, onu söyleyeyim. İlk defa. Efendim, son çıkan bir habere göre oldukça faydası varmış siyah sarımsağın. Ama ben o kadar araştırıyorum, ilk defa duyuyorum siyah sarımsak. Çürük bir sarımsak. Yani ben öyle görüyorum, bilmiyorum. Nereden vardınız çürük olduk anasına? Siyah. Hiçbir şekilde sarımsağa da benzemiyor. Normalde sarımsağı çok severim ama bunu ilk defa görüyorum. Hani yemeklerde falan da kullanıyoruz ama ilk defa gördüm. Yani sarımsak da yanmış sarımsak. Ateşe atılmıştır büyük bir ihtimal. Nedir o? Ateşe atılmadı efendim. Kendisi böyle normal hali. Yemeğe falan konuluyor mu bu? Evet. Allah Allah. Nasıl bir şey ki bu? Efendim, siyah sarımsağın son çıkan bir habere göre oldukça fazla faydası varmış. Hipertansiyon için, kolesterol için, kalp sağlığı için, obezite için saymakla bitmeyen faydaları varmış. Ama sanırım hiç duymadık bunu. Hayır, duymadım. İlk defa duyuyorum. Kullanabilir misiniz, dener misiniz bundan sonra acaba? Tabii ki de denerim canım. Niye denemeyim ki? Ben sarımsağı sürekli tüketen bir insanım. Her yemeğimde mutlaka kullanırım. Yalnız hocamla bizi görmeniz lazım bu arada. Biz de ilk defa gördüğümüz için. Kokusu az falan dedi. Niye gülüyorsun hocam? Bak, senin yüzünden. Benim de ciddiyetim kayboluyor. Ondan sonra izleyicimden böyle olur efendim. Tepki bir kere böyle şey yaptıktan sonra neşelenince, ama şöyle bir gayemiz var. Ben size söyleyeyim bunu. Yani bu programların bir miktar insanları neşelendirmesi gerekiyor. Evet. Sürekli onu yeme, bunu yeme, vay pirinci bilmem ne yapıyorlarmış. Ay, evet. Biz ya bunları anlatıyoruz ama bir yandan da biliyoruz ki hem öğrenelim hem de birlikte eğlenelim. Aynen. Şimdi öyle. Siyah sarımsak deyince bana da o neymiş dedim. Baktım tadına, ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anladım. Kendi haline bırakılmış.
bir şekilde kendi içinde mayalanmış bir ürün bu. Ama bu ürünün de sizin bildiğiniz sarımsağın tadıyla artık bir alakası yok. Bu başka bir şey. Ha bu söylenen işte kansere de iyi geliyormuş bilmem ne lafı hakikaten edilebilir mi? Bunu diyemem. Böyle bir şey söyleyemem. Bir şeyin bekleyip kendi içerisinde, kabuğu içinde mayalanmış hali. Az evvel tadına baktım. Yine şöyle göstereyim ben lütfen size bunu. Ben de şöyle açmaya çalışıyorum. Açtığınız zaman gerçekten içinden simsiyah çıkıyor. Ay bak 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 bak. Pakize gelsene ama biraz yanıma. Ama bir şekilde bak de kabuktan ayrışmış olan bir iç meyvesi bu sonuçta. Bu Pakize'cim, faydalı mıdır kuzum değil midir ayrı. Tat gel, olarak gel, baktığınızda gel, bak çürümüş sarımsak falan kesinlikle değil. Başka bir şey bu. Bir cins mayalanma ürününe dönüyor. Allah Allah. Faydası olur mu? E olabilir. Bir şey diyemem. Zararlı mıdır? Onu da söyleyemem. Tadına baktığınız zaman öyle sizi rahatsız edecek bir şey de yok. Ama ayrı bir ürün gamı olarak piyasada yer bulur mu? Ben bunu bulurum makarnaya koyar mıyım? Koymam efendim. Ben sarımsağın kokusunu istiyorum çünkü. Bunda koku yok ama. Sarımsağın tadı da pek yok. Siz bunu nasıl yediniz az önce ya? Aman yenir efendim o kadar da değil. Lütfen hafif tatlanmış durumda bir miktar belli ki şeker de oluşmuş içerisinde. Yani şey yaptığınız zaman inanın ben şifalı bilmem ne şurubu değiştirdiğiniz hayır, şuruplardan niyetine fazla bir tatlı doğru doğru değil şifa yani niyetine yenir de ama bunun sarımsakla alakası ya başka bir şeye dönüşmüş bu. Başka bir şeye dönüşüyor başka zaten. Başka bir şeye dönüşmüş. Ama şifa da oradan geliyor eğer iddialar doğruysa. Sarımsakla yani bir alakası yok. Ya Allah aşkına hastalığa çözüm olsun da ne olacak neler yiyoruz içiyoruz yani saçma sapan. Tabii ki bunlar yenir. Siz bakmayın ama ben de ne hissediyorsam size gösteriyorum. Cidden böyle bir ekşimsi bir kekremsi. Ha işte öyle. Böyle bir enteresan bir tadı var yani. Belki de ilk defa yediğim için hayatımda. Peki hayatımıza siyah sarımsak da girmiş oldu hayırlı uğurlu olsun. Şimdi.